Herkese merhabalar, ben Alihan Yıldız. Eskiziz defterinin çizimini 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün aylar sonra kuru boyalarımı çıkardım ve kuru boyalarla bir kıyafet çalışması yapacağız. Aslında daha önceleri çalışmalarımın çoğu kuru boyayla olurdu ama daha sonra kara kaleme geçtim. Peki neden artık kara kalem çiziyorum? Bunun cevabı, kara kalem kuru boyaya göre daha basit demeyeyim de, mesela karşınıza bir siyah beyaz bir fotoğraf varsa eğer, elinizde 6H'tan 8B'ye kadar kalemleriniz de varsa, karşınıza gördüğünüz siyah beyaz tonların çoğunu kağıda dökebilirsiniz, çoğunu oluşturabilirsiniz. Fakat kuru boyada bir insan teni yapacaksanız, elinizde insan tenine benzer veya insan tenine en yakın kuru boya elinizde yoksa, o boyayı oluşturmanız bayağı zor oluyor. Örneğin başka boyalardan bunu yapmaya çalışırsanız da tam ulaşamıyorsunuz sonuca. O yüzden kara kalem candır. Renkli çizimler de güzel ve canlı duruyor. Ama olsun, kara kalem candır. Bunun yanında çizdiğiniz resimler canlı durmuyorsa, ben çiziyorum soluk duruyor diyorsanız, çizdiğiniz kağıt da çok önemli. Ben Alex Schoeller'in 180 gram bölü metrekarelik kağıdını kullanıyorum. Tabii ki daha iyileri vardır ama benim hayatımda kullandığım en iyi kağıt diyebilirim. Kesinlikle gözüm kapalı tavsiye ediyorum. Çizdiğim bütün resimler artık daha canlı görünüyor. Kara kalemler bile çok daha canlı görünüyor. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz Alex Schoeller'in. Buraya da fotoğrafını koyarım zaten. Yani kullandığım boyalara da gelecek olursak, Faber-Castell'in çok orta seviye boyalarını kullanıyorum. Yıllar önce 20-30 liraya falan almıştım. Şu an kaç bin ama yani memnunum. Zaten çok fazla kuru boyayla resim çizmiyorum. Kuru boyayla portre yapmasını hiç sevmiyorum zaten. O renkleri tutturmanız gerekiyor. Elinizde rahat benim 300-400 tane boyaların olması lazım ki karşımda görünen portrenin bütün tonlarını elimde bulundurayım. O yüzden dediğim gibi kara kalemde 5-6 tane kalemle bile rahatlıkla yapabilirsiniz portreyi. Ben burada çizim yaparken ilk başta kırmızı rengi tutturamadım. Daha sonra gövde kısımlarını yaparken alttan bir kırmızı astar boya attım. Daha sonra üzerine turuncu attım. Kırmızı attım. Derken rengi anca tutturabildim. Bir de resimleri yaparken kalemlerinizin ucunu sürekli açın. Uçlar kalınlaşınca boyama çok kötü oluyor maalesef. Ayrıntılara da giremiyorsun. Kağıdın o boşluklarına da giremiyor. Bir de ben boya yaparken kırmızı tonları genelde fırçayla dağıttım. Bu dağıtma işlemini beyaz kalemle de yapabilirsiniz. Çizimle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çizmemi istediğiniz veya çizimlerimde tavsiye edeceğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada 10 Kasım'da çizdiğim Mustafa Kemal Atatürk çizimi 2 günde yaklaşık 700 kişi falan izledi. Benim için büyük bir adım. O yüzden teşekkür ediyorum herkese. Kanalıma abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Bir sonraki çizimde de bir ünlü portresi yapmayı düşünüyorum. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.